Selam sayın izleyenler Televizyon 3 Haber Bülteni'ni izliyorsunuz. Ülkemizden gelen önemli haberlerimiz vardır onlara bir bakalım. Kovaçevski Dili gününde tüm vatandaşların dil haklarını korumaya kararlıyız dediği Uluslararası sahne dili vesilesiyle kimliğimizi ve kültürel mirasımızı şekillendiren dilin önemini ve güzelliğini kutluyoruz. Bu mesajında Kovacevski ana dilimizin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda nesilden nesile aktarılan tarihimizin, geleneklerimiz ve değerlerimizin bir yansıması olduğunu söyledi. Hükümet basın servisi hükümetin bugün her kamu sektörü koruma içinde mümkün olan en kısa sürede uygulanacak kurumlardaki bilgi sistemlerinin güvenliği artırmak için bir dizi önlem aldığını söyledi. Bu önlemler Slavica Gorkovskaya göre bağışçılar ve siber güvenlik faktörleriyle bir dizi koordinasyon faaliyetleri de takip edecektir. Vatandaşlar bu konuda tedirgin olmasın tüm gereken çalışmalar yapılacağına dair olarak açıklamalar gelmişti. Sabah saati 1.27 dakika Kırçova'da merkezli olan ve bu bölgeyi sarsıntı söz konusu olan depremin bölgesindeki olan tüm şehirler ve şehir yurttaşları tarafından hissedilmiştir. Richter'e göre 2.8 büyüklüğünde olan deprem Debre Usturga ve yakın olan şehirlerde hissedildi. Hükümet Şubat 2023 için emeklilik ödeme bilgilerini gözden geçirmiş ve kabul etmişti. Kuzey Makedonya Emeklilik ve Maliye Sigortası Fonu emekliler verilerin en geç 24 Şubat tarihine kadar iş bankalarına vermekle yükümlü ve ödeme 27 Mart 2023 tarihinden itibaren başlayacağını bildirdi. Ticari bankaların bankaların şubeleri ve şubeli aracılığıyla emekli maaşların miktarına göre 4 grupta kart kullanmayan müşterileri için emekli maaşların nakit ödenmesini sağla uygulamaların önerilir. 11.000 denara kadar emekliler 27 pazartesi tarihinde kendi maaşlarını alacaktır. 11 bin denardan 14 bin denara kadar emeklilik maaşları sahil günü 28 Şubat'a ödenecektir. 14 ile 18 bin arası olan miktarlar 1 Mart çarşamba günü ödenmesiyle birlikte 18 binden fazla alan özellikle emekliler bu sefer ise 2 Mart'ta kendi maaşlarını alabilecektir. Şimdi ise bölgemizden gelen ve ilkinizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Mavruvar Ustuşe Belediyesi'nde özellikle Türkiye ve Suriye depremzedilerine yönelik olarak yardım toplanmalarına devam edilmektedir. Hayır olan Rostuşağlar bu sefer ise kendi yardımlarını yapmış olsalar da tekrar aynı şekilde devam etmekteler bilindiği gibi bu bölgede de büyük bir yardım toplama çalışmaları düzenlenmiştir. Öte yandan ise toplanmış olan yardımlar Arkan Kerim adamı tarafından Türkiye gereken yerlere ulaştırılmıştı. Debre 10 dijitalleşme süreci Debre için bir gerçek olmaktadır. Debre tutarlı proje merkezince yapılmış olan promosyon açıklamalarına beraberce özellikle Debre temsilcileri arasında Ekuran Duka'da bu sürecin promosyonu izlemiş oldu. Kendisine göre vatandaşlara daha kolay bir şekilde hizmet verebilme konusunda böyle bir proje gerek duyulmuştur. Kale kamu şirketi su ulaştırmada herhangi bir sıkıntı şu an yaşamıyor. Özellikle bütün bağlanmış olan köy sakinleri su ile ilgili olarak herhangi bir sorun yaşanmamaktalar. Bununla ilgili olarak Kale kamu şirketi müdürü Ethem İslamovski'ye göre her iki hattan gelmiş olan sular normal olarak gelmektedir ve herhangi bir su kaybı söz konusu olmadığını bildirilmektedir. bölgemizdeki özellikle tarihi bir kitabın tekrar basına gönderilmesi ve basından çıkması iyi bir ve çok değerli bir kültür eseri olarak da günümüze gelmektedir. Filip Vasilevski'ye ait olan bölgemizdeki klise ve manıslar kitabı tamamen basından çıkmıştır ve okumayı sevenlerin tamamen elinde bulunabilecektir. İlkbaharda ekoloji etkinlikleri bu sefer de her belediyeler tarafından düzenlenmektedir. O öte yandan ise özellikle STK'lar ve dernekler bu konuda daha ciddi çalışmaları için tüm gereken hazırlıklarına başlanmıştır. Güzelliğin sonsuz olan bu bölgemizde özellikle ekoloji açısından birçok etkinlik yapılması zaten geleneğe geçmiştir. Bu yıl bahar içinde tüm STK ve dernekler tarafından ekoloji etkinlikleri planlanmıştır. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.